Merhaba, herkese hoş geldin. Bugün Karaca'nın kahve makinesini bir de Şazel'in kaymaklı ve naneli Türk kahvelerini Kahve makinemizi hazırlayalım. Naneliyi deneyelim bugün. Şöyle Nescafe'nin de kutusuna koyuyorum. Güzel bir gözüküyor. Gerçekten kokusu çok güzel. Şöyle de Karaca kahve makinesinin ölçeği var. 7 gram ve 8 gram olarak. Biraz açık renk. Normal Türk kahvesine göre narili olduğundan dolayıdır. Ki kokusu gerçekten fresh. Gramajı küçük tam olarak doldurmadı. %100 Arabica kofein istiyor. Arabica çekirdeklerinden. Evet, 7 gramlık alalım. 2 tatlı kaşığı. Bir ölçek yeter yani. Evet, bunu koyuyoruz. Biraz daha koyalım. Sonra fincanımızı suyumuz alalım. Şeker içiyorsanız şekerimizi katalım. Gördüğünüz gibi Közde Türk kahvesi süt ısıtma ve süt içecek hazırlama özellikleri var. Közde Türk kahvesi tuşuna basıyoruz. İçinde sensör var. Taşma engelleme sensörü de var. İçinde su yoksa çalışmıyor, duruyor. Ayrıca da kahveyi de taşırmıyor. Bu özelliklere sahip bir makine. Karaca Hatır. Közde Türk kahve özellikle. Gördüğünüz gibi içindeki sensör çalışıyor şu an. Işıklar aşağıdan yukarı doğru. Mor rengini annem çok sevdiği için violet rengi diye geçiyor. Bu rengi seçtim. Evdeki diğer ev aletlerine de uyumlu bir renk. Evet, ses gelmeye başladı. Duman da çıkıyor. Gördüğünüz gibi çok güzel koktu. Evet, bu sesten sonra alabiliriz. Yaklaşık 2 dakika öyle sürdü. Şöyle köpüğünü göstereyim. Oh, çok güzel bir köpüğü oluştu. Şu an kameranın camı buhar oldu. Kahvenin gördüğünüz çok güzel köpüğü oldu. Makine harika yani. Birkaç tane daha denediğim ama elimde olmayan hani kuruluşlardan denediğim makineler de var. Fakirim ve Arzum'un onları da öneririm. Ve Karaca'nınki. Evet, burada karton olduğu gibi süt ısıtma özelliği, süt içecek hazırlama ve közde Türk kahvesi. Bu arada süt kaynatmıyor arkadaşlar. Süt ısıtıyor. Yani vitaminlerini öldürmüyor. Şöyle bir dış yüzeyi var. Sütlük
Türk kahvesi hazırlama özelliği var. Dünyada ilk ve tek bu Karaca bu makinede. Şöyle 3 tane çeşit. Köyüze Türk kahvesi, sütlü sıcak çikolata ve sütlü Türk kahvesi diye böyle 3 tane seçeneğimiz var. Gerçekten güzel bir makine. Tadına da bakalım. Evet. Kahve de çok güzel. Tam böyle şeyim kıvamı yok. Nane oranı bayağı yüksek. Gerçekten kaymaklının da tadına bakarız diğer günlerde. Gerçekten onun da iyi olacağını düşünüyorum. Şu anki deneyimim iki, hem makine için hem de bu Türk kahvesi için gerçekten iyi. Evet, süt kaynatma özelliğimiz de var. Burada kasemize aldığımız cezvemizde iki bardak sütümüz var. Evet, şurada gördüğünüz gibi süt ısıtma, sütlü içecek hazırlama ve köyde Türk kahvesi. Şuraya basıyoruz. Şöyle içeridekini gördüğünüz gibi sensör var. Aşağıdan yukarıya doğru giden. Evet. Ses geldi. Dın 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 diye. Şöyle ışığı da yakıyor. Hem sesli hem de görsel olarak uyarı veriyor. Gördüğünüz gibi o mis gibi koktu. Şöyle alalım. Dolduruyoruz. Böyle. Böyle afiyetle içebilirsiniz. Yani diyeceğim o ki gönül rahatlıkla hem Türk kahvesi makinesini Karaca'nın hem de Şahzade'nin Türk kahvesini alabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek çıkmak için videomu beğenip kanalıma takip ederseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. İyi günler arkadaşlar.